Damla, az önce köprüye hakim bir noktadaydın. Şimdi evet, biz bu trafiği ekrana taşıyoruz. Trafikte sıkışan bir İstanbul da hemen arkanda bizi görüntülemeye çalışıyor. Durum nasıl diyeceğim ama görünüyor yine felç. Biz onları çekiyoruz, onlar bizi çekiyor. Neredeyiz? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün son çıkışındayız. Daha doğrusu girişindeyiz de Etiler Sapağı'nın oradayız. Köprüden önceki son çıkıştayız ama tabii karşıya geçmek zorunda olan sürücüler bu köprünün son çıkışından çıkmadılar. İşte böyle ilerlemeye çalışıyorlar. Trafik neredeyse felç olmuş durumda. Normalde bizim burada böyle ayakta durmamız, yani daha doğrusu yaya bir şekilde durmamız mümkün bile değil. Bizim için de tarihi bir gün oldu. Biz de trafiğin içinde bu defa yayınımızı yapmak için aşağıya indik. İstanbul trafiğinin can damarlarından birisi burası. İkinci köprü, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İki yakayı bir araya getiren bu köprüden her gün binlerce araç geçiyor, vızır vızır geçiyor. Şimdi ise işte gösteriyor kameraman arkadaşım Varol Biçer sizlere. Ağır ağır ilerleyebiliyor ancak araçlar. Çünkü aslında karayolları günler öncesinden uyarmıştı. 8 şeritli olan köprünün 4 şeridinde asfalt çalışması yapılıyor. İşte bu nedenle de 2 şeritten gidiş, 2 şeritten de geliş sağlanıyor. Köprü trafiği saat 10.30 olmasına rağmen, şu anda çok affedersin, saat 10 olmasına rağmen hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Oysa mesai saati çoktan başladı ki Anadolu yakasında zaten trafik çok yoğun. Bostancı'dan başlıyor, Ataşehir'de devam ediyor. Hakeza birinci köprüde de aynı şekilde. Orada yalnızca bir halat bakım çalışması var. Şeritler kapanmadı ama yine de buranın yoğunluğu oraya da yansıyor. Anadolu yakasından geçişler durma noktasına geldi. Avrupa yakasında da, bizim bulunduğumuz noktada da normalde açık olması gereken bu yol şu anda ağır ağır ilerliyor. Peki, alternatif yollar önermişti valilik. O yollar hangileriydi? Biz sürücülere de biraz önce mikrofonu uzattık. Dedik ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullansaydınız hem çok uzak hem de çok maliyetli dediler. Aslında haksız da değiller, gerçekten de çok maliyetli. Yani hangi noktadan girilip hangi noktadan çıkıldığına bağlı olarak köprü ücretleri değişiyor ama otomobil sürücülerinin ortalama, hemen bakıyorum, 19 lira 50 kuruş ödemesi gerekiyor ki bu tek geçiş. Hafif ticari araçların 25 lira 50 kuruş. Motosiklet sürücülerinin ise 13 lira 40 kuruş ödemeleri gerekiyor. Yine biz sürücülere sorduk, dedik ki acaba Avrasya geçiş tünelini mi kullansaydınız? Hem iki yakayı bir araya getiren en kısa yol orası, hem de rahat rahat geçerdiniz, bu trafiğe girmezdiniz, ama yine aynı cevapla karşılaştık. Otomobiller için tek yön fiyat 32 lira 10 kuruş, minibüsler içinse 48 lira 10 kuruş. Yani bir nevi sürücülerin elini ayağını bağlayan da bu geçiş ücretleri oluyor. İşte bu nedenle de belki aynı şeyler 52 gün boyunca yaşanmasın diye toplu taşıma araçlarını kullanmak gerekiyor. Vapur seferleri zaten mesai saatlerinde şehir hatlarına ait vapur seferleri sıklaştırılacak. Hakeza metrolar, metrobüsler de kullanılabilir. Yine de illaki ben aracımla yola çıkmak istiyorum diyenler için alternatif güzergahsa Çubuklu İstinye arasında gidip gelen arabalı vapurlar olabilir. Tekrar şöyle bir gösterelim var o trafiğin durumunu. Saat 10 itibariyle hala İstanbul'da yoğun bir trafik yaşanıyor. Bu defa trafiğin adresi Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş oldu diyelim ve kısa sürede de açılmayacağı benziyor diyerek sözü size bırakalım.